Ricky Martin'i de alalım bari. Tanışmışsınız. Tabii. Beni nerede görse hatırlar gibi bir... Doğru. Tanıyor beni. Tanıyor. Tabii. Nasıl tanıyor mesela? Ne desek bilir? Ben şöyle kurguladım onunla tanışmamı. Nasıl tanıştın? Çok, evet, evet. Çok yani çok büyük tesadüfler, şanslar. Şimdi çok uzun hikaye, burada süre yetmez. Ama ben ilk konser olduğunu duyduğumda çok büyük tesadüflerle önce organizatörün kuzeninin yanına oturdum dolmuşta tesadüfen. O ayarlayamadı, sonra başka bir arkadaşım ayarladı. Bir dakika, bir organizatörünü dolmuşta mı buldun? Evet. Ricky yani üstelik işte Ahmet San'ın o ekibin şeyiyle, birisi. Evet ha. Ve işte öndeki dolmuşa bineceğim, arkadakine bindim falan. O kadar garip şeyler oldu ki ve hiçbiri de bana bunu sağlayamadı. Ben bayağı gizli gizli basın toplantısı vardı önce. Oraya gittim ve bana kimsiniz diye sorduklarında basınım diye yalan söyleyip içeri girdim. Buralar biraz uzun hikaye. Ondan olsun, sonra enteresan. İşte basın arkadaşlarımı aradım, bir şey yapamayız dediler. Ben yine de içeri girdim. Sonra işte bir soru soruyorlar işte basın. Dedim ki müjde fırsat, bu fırsat. Bir daha gözüne nerede bakacak? Bir daha nerede konuşacaksın? Soru sordum. Ondan sonra konsere gittim. Konsere gitmeden hemen önce dediler ki ekipte İngilizce bilen birine ihtiyaç var. Yani 1000 tane insan vardır İngilizce bilen. Bastım gittim. Sonra birinin... Baktım işini yapmayan biri var ekipte. Gittim işini yapmaya başladım. Sonra işi bana verdiler. Kimse tanımıyor benim kim olduğumu. Ben sonra ekibin bir parçası gibi bayağı ortamı ele geçirdim. Sonra beni Bursa'daki konsere en önde yolladılar. Sen teknik git oraları kur diye. Hayatımda yapmamışım. Ben gittim orada kulis kurdum. Klimalar aldırttım. Örtüler kestirttim. Ele geçirdim orayı. En son Ricky Martin'in odasının anahtarı bendeydi. Bir güvenliğinde vardı, bir bende. Ondan sonra Antalya'ya geldi. Gene görüştük. Ben Las Vegas'a gittim. Ha, siz görüşüyorsunuz yani. Menajeri, dansçıları, herkes beni tanıyor şu an. Evet. Neden? Hani onu anlatacaktım. Çok uzatmayayım. Tanışıp gitmek bir saniye. 1000 kişiyle fotoğraf çektiriyor her gün. Ama çalışırsam, çalışmak istedim dedim. Beni oraya işe sokun. Yine kendimi soktum ama... O zaman ona bir fayda sağlayabilirim. Hayatında bir yer edinebilirim. Belki de sık sık görüşürüz. Neden olmasın hayat? Nitekim evet, tanıyor yani, beni artık. Bu da evet, benim buradan da selamlarımızı gönderiyoruz. Bu da benim böyle başarım. Ricky Martin'e selamlarımızı gönderiyoruz buradan da. He-Man üstü Ricky Martin hep böyle imkansız aşkların peşinden koşmuşsun. Kolayı sevmem. Ne gerek var? Evet. Kızılcık'ta da öyle biraz. Yani He-Man, Ricky Martin, üzeri Abdullah Bey. Abucum. Kıyaslamak gibi olmasın. Evet. Abim, sizi değişmem hiçbirine.